Öncelikle gümüş klorürün su içindeki molar çözünürlüğünü bulalım. Daha sonra sorunun A kısmında bulduğumuz çözünürlükle B kısmında bulacağımız çözünürlüğü karşılaştırabiliriz. Sorunun B kısmındaki fark çözücünün saf su değil de amonyak çözeltisi olması olacak. İşe biraz gümüş klorür alıp saf suyun içine atarak başlayabiliriz. Gümüş klorür az çözünür bir bileşik olduğu için bir kısmı çözünecek ama çoğu çözünmeden katı halde kalacak. Burada çözünmemiş bir gümüş klorür yığını görmemizin sebebi de bu zaten. Ama çok az bir miktar bile çözünmüş olduğu halde gümüş klorürün doymuş bir çözeltisini elde ediyoruz. Bu durumda çözeltimizde gümüş artı bir katyonları ve de klorür anyonları olacak. Aslında çözünürlük dengesine ulaştığımızı da söyleyebiliriz. Gümüş klorürün molar çözünürlüğünü bulmak için öncelikle tablomuzu oluşturalım. Başlangıç derişimi, değişim ve denge. Suyun içine gümüş klorürü eklemeden önce çözeltide hiçbir iyonumuz yoktu. Öyleyse ürünlerin başlangıç derişimi sıfır diyebiliriz. Bir başka deyişle iyonların başlangıç derişimi sıfır da denilebilir. Gümüş klorürün bir kısmının çözündüğünü biliyoruz. Buna x diyelim. X kadar gümüş klorür kaybediyoruz. Bir de mol oranlarına göz atalım. Çözünen her bir gümüş klorür molü için 1 mol gümüş artı 1 katyonu kazanıyoruz. Bakın burada x kadar kaybediyorsak burada x kadar kazanmalıyız. Bu durumda çözeltide x derişimi kadar gümüş katyonu kazanmış olduk. Mol oranı yine birebir olduğuna göre çözünen her bir gümüş klorür molü için 1 molde klorür anyonu kazanıyor olmalıyız. Demek ki burada da x kadar kazanmış oluyoruz. Dengeyi düşündüğümüz zaman gümüş katyonlarının derişimine de klorür anyonlarının derişimine de x diyebiliriz. O zaman denge ifadesini ve diğer bir deyişle denge bağıntısını yazalım. Bu bir çözünürlük dengesi olduğuna göre yazmamız gereken şey KÇÇ yani çözünürlük çarpımı sabiti. O da ürünlerin derişimi çarpımı yani AG artının derişimi üssü 1 çünkü katsayısı 1 çarpı klorür anyonlarının derişimi üssü 1 onun da katsayısı sayısı 1'e eşit olduğundan o da 1. Öyleyse formüle 25 derece Celsius'taki çözünürlük çarpımı sabitini yerleştirebiliriz. Soruda bize verilen değer kaçtı? 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 10. Evet 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 10'u buraya yazıyoruz. O da eşittir x çarpı x yani x kare. Artık hesap makinenizi çıkartıp x'i bulabiliriz. Yapmamız gereken 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 10'un kare almak. x eşittir 1,3 çarpı 10 üzeri eksi 5 yuvarlarsak x 1,3 çarpı 10 üzeri eksi 5 molara eşit diyebiliriz. Peki x neyi temsil ediyordu? Tabii ki çözeltideki gümüş artı bir iyonlarının derişimini. Aynı zamanda da gümüş klorür molar çözünürlüğünü gösteriyordu. Bu çok çok küçük bir değer. Bu yüzden de gümüş klorür az çözünür bir bileşik diye biliniyor. Bir de saf su yerine amonyak olsaydı ne olurdu ona bakalım. Örneğin elimizde 3 molar amonyak olsun. Şu an amonyak çözeltisinden bahsediyoruz. Peki gümüş katyonlarının çevresinde amonyak olması ne demek? İşte buraya yazdığımız tepkime demek gümüş katyonları iki amonyak molekülüyle tepkimeye girip bu gördüğünüz kompleks iyonu oluşturuyor. Şimdi gelin neler olduğuna biraz daha yakından bakalım. Elimizde bir gümüş artı bir katyonumuz, iki tane de amonyak molekülümüz var. Tabii ki moleküllerin gerçek ölçülerine dikkat etmediğimi tahmin edebilirsiniz. Bir tane bu tarafa, bir tane de bu tarafa çizelim. Burada bir dakika durup Lewis asit-baz tanımlarını düşünmenizi istiyorum. Lewis bazı elektron çifti verici miydi? Bu tanım tıpkı burada olanları açıklıyor gibi. Azot ortaklanmamış elektron çiftine sahip. Öyleyse her bir amonyak molekülü gümüş artı bir katyonla bir elektron çifti verebilir diye düşünebiliriz. Amonyak bir elektron çifti verdiğine göre bu bizim Lewis bazımız olmalı değil mi? Gümüş artı bir katyonu da bir elektron çifti aldığına göre bu bizim Lewis asidimiz olmalı. Bu durumda kompleks iyon oluşması esnasında Lewis asit baz tepkimesi olmuş olur. Dikkat ettiyseniz bu tepkime için denge sabiti 1,6 çarpı 10 üzeri 7. KOL oluşum sabiti olarak adlandırılıyor. Üstelik bu değer diğerine göre oldukça yüksek bir değer. Bu da dengenin sağa doğru kaydığını gösteriyor. Ayrıca oluşum sabiti ne kadar büyükse kompleks de o kadar kararlı oluyor. Bir başka deyişle eğer gümüş iyonlarının çözeltisinin içinde amonyak da olursa amonyak bu gümüş iyonlarını çözeltiden alacak demektir. Bir de başa dönüp denge hakkında düşünelim. Amonyak olduğu zaman çözeltiden gümüş katyonlarını aldığını söyledik. Peki bu ne demek? Gümüş katyonlarının derişimi azalıyor demek. Yani bir tane ürünün derişimini azaltıyoruz. Le Chatelier ilkesine göre dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etki yapıldığında sistem bu etkiyi azaltacak yönde sağa doğru bir tepkime gösterir. Yani bir ürünün derişimi azalırsa denge ondan daha fazla üretebilmek için değişir. Bu durumda gümüş klorürün çözünürlüğü artmış olur. Çözeltide amonyağın bulunması kompleks bir iyon oluşumuna neden olduğu için daha fazla gümüş klorür çözünecek demektir. Kısaca şu şekilde özetleyebiliriz. Suya biraz amonyak çözeltisi eklediğimiz zaman daha fazla gümüş klorür çözebiliriz. Çünkü kompleks iyonun oluşmasıyla gümüş klorürün çözünürlüğü artar. Diyelim ki gümüş klorürü çözmek için yeterli miktarda amonyak çözeltisi ekledik. Ana fikir bu olmalı değil mi? Amonyak eklemek kompleks iyon oluşumu sayesinde gümüş klorürün çözünürlüğünü arttırmış oldu. Bundan sonra artık hesaplamayı yapmamız gerekiyor. Gümüş klorürün 3 molar amonyak çözeltisi içindeki çözünürlüğünü bulmamız gerekiyor. Bakmamız gereken iki ayrı tepkime var. Daha önce az çözünür bileşiğimizin çözünürlük dengesine ve de kompleks iyon oluşumuna ayrı ayrı bakmıştık. Şimdi yapmamız gereken bu iki tepkimeyi birbirine eklemek. Böylece neler olduğunu anlatan net tepkimeyi elde etmiş olacağız. O zaman bu iki tepkimeyi toplayalım. Böylece de gümüş klorürü amonyak çözeltisine koyduğumuzda neler olduğunu anlayalım. Hem reaktan tarafında hem de ürün tarafında gümüş katyonları olduğuna göre onları bu denklemden çıkartabiliriz. Bu durumda reaktant olarak elimizde katı haldeki gümüş klorür ve tabii ki amonyak kalacak. Ürünlerin tarafında ise kompleks iyonumuz ve de klorür anyonumuz olacak. Yani Cl-. Net tepkime aynen bu şekilde. Elimizdeki iki tepkimeyi birbirine eklediğimiz zaman elde etmemiz gereken net tepkime bu. Bu tepkimenin denge sabitine K diyelim. Eğer net tepkimeyi elde etmek için iki tepkimeyi birbirine ekliyorsanız, net tepkimenin denge sabitini bulmak için de bu ikisinin denge sabitlerini çarpmanız gerekir. Yani k eşittir, kçç çarpı kol. Yerlerine yazarsak net tepkimenin denge sabiti eşittir 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 10 çarpı 1,6 çarpı 10 üzeri 7. Zamandan kazanmak için cevabı hemen yazıyorum. 2,9 çarpı 10 üzeri eksi 3. Evet, 2,9. Tabi bizim amacımız sadece denge sabitini bulmak değil. Amonyak çözeltisi içindeki gümüş klorürün molar çözünürlüğünü bulmaktı. O zaman yine bir tablo yapmamız gerekiyor. Başlangıç derişimi, değişim ve denge. Amonyak çözeltisiyle başladığımızı varsayalım. Henüz hiçbir gümüş klorür eklememişken. En başa dönüp başlangıçtaki derişimlere bakalım. İlk olarak 3 molar bir amonyak çözeltisiyle başlamıştık. O zaman amonyağın başlangıç derişimi için 3 molar yazabiliriz. Eğer gümüş klorür eklememişsek kompleks iyonu oluşma ihtimali de olmaz. Demek ki kompleks iyonun başlangıç derişimi de 0 olacak. Aynı şekilde klorür anyonu da olmayacağına göre klorür anyonlarının başlangıç derişimi de 0 olacak. Şimdi de çözeltiye gümüş klorür eklediğimizi düşünelim. Bu durumda gümüş klorürün bir kısmı çözünecek. Çözünen bu kısma X diyebiliriz. Gümüş klorürün bir kısmını kaybediyoruz. Bu yüzden eksi X yazalım. Bir de mol oranlarına bakalım. Gümüş klorürün amonya mol oranı 1'e 2. Her bir çözünen gümüş klorür için 2 mol de amonyak kaybediyor olacağız. Demek ki buraya da eksi 2x yazmalıyız. Gelin bir de ürünlere bakalım. Eğer 1 mol gümüş klorür çözünüyorsa 1 mol kompleks iyon oluşuyor demek. Burada x kadar kaybediyorsak burada x kadar kazanmamız gerekir. Aynı şey klorür anyonu için de geçerli. Çünkü onun kat sayısı da 1. Demek ki x kadar da klorür anyonu oluşuyor. Sonuç olarak dengeye baktığımız zaman amonyan derişimi 3-2x. Kompleks iyonun ve klorür anyonun derişimi de x olacak. Bundan sonraki adım denge ifadesini yazmak. K eşittir, ürünlerin derişimi bölü reaktantların derişimi. Öncelikle kompleks iyona bakalım, daha doğrusu kompleks iyonun derişimine. Hatta bu derişim üssü katsayı dememiz gerekiyor. Katsayımız 1, demek ki üssü 1 olacak. Bu derişimle klorür anyonunun derişimi üssü 1'i çarpıyoruz. Çünkü klorür anyonunun da önündeki katsayı 1. Bu ikisinin çarpımını bir de reaktantların derişimine bölmemiz gerekiyor. Her zaman tekrar ettiğimiz gibi gümüş klorürü saf bir katı olduğu için ifadeye eklemiyoruz. Ama elimizde bir de amonyak var. Demek ki bu çarpımı amonyan derişimine bölmemiz gerekiyor. Dikkat ederseniz amonyan kat sayısı 2. Demek ki bu derişimin karesini almamız gerekiyor. Artık dengedeki derişimleri yerlerine yerleştirebiliriz. Amonyan dengedeki derişimi 3-2x. Kompleks iyonunki x, klorür anyonunun da x. Bu ifadenin sağ tarafı yani x çarpı x bölü 3 eksi 2 x'in karesi. K da 2,9 çarpı 10 üzeri eksi 3'e eşit. 2,9 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir x kare bölü 3 eksi 2 x'in karesi. Sağ taraftaki her terim kare olduğuna göre bütün terimin kare olduğunu varsayabiliriz. Böylelikle iki da kökünü alabiliriz. Yani hem 2,9 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün kökünü hem de sağ taraftaki terimlerin kökünü alacağız. Sağ tarafın kökünü aldığımızda elde edeceğimiz şey x bölü 3 eksi 2x. Ama sol tarafın kökünü bulabilmek için hesap makinesine ihtiyacım var. 2,9 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün kökü eşittir. Bence bu sayıyı yuvarlayalım. 0,054 yuvarlamak çok daha kolay. Ama bulmamız gereken x yani molar çözünürlük değeri iki tarafı da 3 eksi 2 x ile çarpalım. O zaman 0,054'ü 3 ile çarpıyoruz. Yuvarlarsak elde edeceğimiz değer 0,16 çıkıyor. 0,054 çarpı 2 de yaklaşık olarak 0,11. Demek ki sol tarafta 0,16 eksi 0,11 x var bu da x'e eşit. x'leri bir tarafa toplarsak 0,16 eşittir x artı 0,11x yani 1,11x. Artık tek yapmamız gereken x'i bulmak. 0,16 bölü 1,11 eşittir 0,14. x eşittir yaklaşık olarak 0,14 yaklaşık olarak diyorum. Çünkü bildiğiniz gibi bu noktaya kadar birçok hesaplamada sayıları yuvarlayarak kullandık. Bulduğumuz bir derişim değeri, hatta molar çözünürlük. Biraz yukarı çıkıp bakarsak x 0,14 dedik. Dengedeki kompleks iyonun çözelti içindeki derişimi de diyebiliriz gümüş klorürün molar çözünürlüğü de. 0,14 molar. O zaman bir de en başa dönelim ve bulduğumuz molar çözünürlükleri karşılaştıralım. Gümüş klorürün sudaki çözünürlüğü 1,3 çarpı 10 üzeri eksi 5 molardı. Bu yüzden de gümüş klorüre az çözünür bir bileşik demiştik. Ama amonyak olduğu zaman çözünürlük 0,14 molara çıktı. Sizin de fark edeceğiniz gibi 0,14, 1,3 çarpı 10 üzeri eksi 5'ten çok çok yüksek bir değer. Sonuç olarak kompleks iyon oluşumunun az çözünür gümüş klorürün çözünürlüğünü artırdığını söyleyebiliriz.